İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh'ta neden hiç Ermeni yok? Bilgi toplama raporunun özeti yayınlandı. Geri dönüşe inanan Aparaj dergisi Doğu Ermenistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Ermeni Gartman, Haçhisar. Büyükelçi, uluslararası medyada Artsakh'taki Ermeni kültürel mirasının korunmasına ilişkin sorunlardan bahsetti. Eğitimci yetiştirin, Artsakh'tan zorla yerinden edilen kişilerin yeni meslekler edinmesine yönelik bir program. Bayatzor bölgesinde Haçkarlar yeni bir hayata kavuştu. Paris'teki 33. Yaz Olimpiyat Oyunlarına ülkemiz bir atletle daha katılacak. Artsakh'ta neden hiç Ermeni yok? Raporunun özeti yayımlandı. Rapor, Artsakh halkının Bakü tarafından nasıl kasıtlı olarak periyodik saldırılara, ablukalara ve gözdağlarına maruz bırakıldığını, bunun sonucunda da Artsakh vatandaşlarının temel haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini ve onları temel yaşam koşullarından mahrum bıraktığını belgeliyor. Rapor, Freedom House, Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı, Demokrasi Geliştirme Vakfı, Helsinki Sivil Meclisi Vanazor Ofisi, Hakları Geliştirme ve Koruma Vakfı, Sınır Tanımayan Haklar ve Hakikat Avcıları tarafından ortaklaşa hazırlandı. 330'dan fazla tanıkla yapılan görüşmelerde Bakü yetkilileri tarafından insan hakları, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukuku normlarının ağır ihlalleri kaydedildi. Gerçekleri tespit eden heyet, Bakü yetkililerinin eylemlerinin 7. madde insanlığa karşı suçlar ve 8. madde savaş suçları dahil olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamında suç teşkil ettiği sonucuna varmak için yeterli kanıt bulunduğunu tespit etti. Bir nüfusun zorla yerinden edilmesinin yanı sıra eski Yugoslavya İhtilafı bağlamında Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından tanımlanan etnik temizlik standartlarına da uymaktadır. Raporun özetinin sunumu tartışılması 1 Temmuz'da gerçekleşti. Raporun tam sürümü Eylül 2024 yılında kamuoyuna sunulacak. 2023 Artsakh trajedisinden sonra Artsakh basını çalışmayı durdurdu. İki haftada bir yayınlanan Aparaj gazetesinin basımı da durduruldu. Ancak yaratılan durum ve zorluklara rağmen faaliyetlerine ara vermeyen Aparaj, aparaj.im web sitesi çalışmaya devam etti. İnternet sitesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Artsakh'ın kamusal, sosyal ve politik sorunlarına ilişkin çalışmalarını sürdüreceğini, dünyada ve pan-Ermeni alanında güncel olaylara yer vereceğini, mücadelenin sesini yükseltmeye devam edeceğini bildirdi. Artsakh Ermenilerinin haklarının restorasyonu ve bu bağlamda uluslararası adaletin sağlanması için Ermenilerin katılımıyla Artsakh halkının kaderi, mevcut sorunlar ve bunlara yönelik atılan adımlar ve çözümler hakkında konuşulacak. Artsakh'ta siyasi, kamusal ve edebi bir gazete olarak Aparaj, ilk olarak 1917 yılında Şuşi şehrinde yayımlanmış, uzun bir aradan sonra 1991 yılında Artsakh'ın kurtuluş mücadelesinin gidişatını, Karabağ'ın mücadele yolunu konu edinerek yayınlanmıştır. Günümüze kadar Ermeni halkına ideolojik ve milli değerleri aşıladı. 2020 yılının 44 gün savaşı sırasında iki haftada bir yayınlanan gazetenin yayını geçici olarak durduruldu ve 2021 baharında yeniden yayımlandı. Ancak site 2010 yılından bu yana her durumda faaliyetini sürdürdü. Açıklamada geri dönüşe inanan Aparaj, okuyucularına sadık kalarak Doğu Ermenistan'daki faaliyetlerine devam ediyor ifadelerine yer verildi. Haçhisar, Şamhor şehrinin 22 kilometre güneybatısında dört tarafı dağlarla çevrili bir çöküntü içinde şu anda Azerbaycan'ın işgal ettiği asırlık kültüre sahip eski bir Ermeni köyüdür. Köyün asırlık bir tarihe sahip olduğu birçok anıtla kanıtlanmaktadır. Kale kalıntıları, haçkarlar, mezar taşları, şapeller, kilise, 13. 14. yüzyıldan kalma Şamhor ve Prens Bahram'ın kaleleri. Köy önceleri Haçhisar Dağı'nın doğu yamacında yer alırken daha sonra giderek yayılarak batı yamacına da yerleşmiştir.
Şamhor-Getabek karayolu üzerinde tarihi Gartmans yani Utik ilindeki Ganzak şehrinden çok da uzak olmayan Cagir Nehri kıyısında yer almaktadır. Yüzyıllar boyunca bu kadim köy, çevredeki 15'ten fazla Ermeni köyünün desteği ve güvenliğinin garantörü, Ermeni savaşçı ruhu ve sembolü olmuştur. Geleneğe göre Haçasar Dağı'nda çevredeki sakinleri düşman saldırılarına karşı uyaran büyük bir çan vardı. 1905-1906'da Haçasar Ermenileri, Ermeni-Tatar çatışmaları sırasında köyün stratejik açıdan elverişsiz coğrafi ve topografik konumuna rağmen olağanüstü cesaretleri ve yılmaz mücadele ruhlarıyla öne çıktılar. Köy her zaman Türk saldırılarının ana hedefi olmuştur. Çünkü düşman Haçasar'ın direnişini kırarak bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin meşru müdafasını bastırmayı muhtemelen başaracaktır. Ancak ne yazık ki 1987'de son zamanlardaki cezasızlık ve uygunsuz uluslararası tepkinin bir sonucu olarak Bakü hükümetinin uyguladığı Ermeni zulüm, kıyım politikası, Ganzak, Şamhor, Şamyan ve Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerin zorla nüfusundan arındırılması tarif edilemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurdu. Haçasar Köyü, Ermenilerine karşı 1987 yılı sonunda Bakü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen şiddet ve pogromların 1988'deki son şiddet ve katliamın daha korkunç olaylarının başlangıcıydı. Soykırım, Arminosit gerçekleştirildi, Ermeni nüfusunun zorla yerlerinden edilmesi, tüm uluslararası yasalar ve 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından kınanan bir olaydı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Arnavutluk'taki Büyükelçisi Dikran Mıkırdıçan, Kıbrıs Financial Mirror gazetesine verdiği röportajda Artsakh'taki Ermeni kültürel mirasının korunmasına ilişkin sorunlara dikkat çekti. Nüfusun geri dönüş hakkı konusunu vurguladı ve ayrıca Doğu Ermenistan'ı da içeren Bakü tarafından dolaşan Batı Azerbaycan'ın sahte propaganda tezine atıfta bulundu. Büyükelçi ayrıca Bakü'de tutulan Ermeni esirlere ve haklarında açılan suni davalara da değindi. Röportajda yukarıda belirtilen konuların Doğu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde barışın inşasının önündeki temel engeller olduğu belirtiliyor. Eğitimciyi Yetiştirin başlıklı program Deryan adlı kültür merkezinde düzenlenen sergiyle sona erdi. Artsakh'tan zorla göç ettirilen 30 yurttaşımız 3 aylık geleneksel Ermeni el sanatları kurslarına katılarak iğne işi, nakış ve çömlekçilik bilgi ve becerilerinde ustalaştı. Sonuç olarak katılımcılar farklı nakış türlerini, çömlekçiliği ve çömlekçilik tekniklerini öğrenerek çeşitli dekoratif uygulamalı sanat eserleri yapmayı öğrendiler. Giyim aksesuarları, takılar, çömlekler, hediyelik eşyalar vesaire. Projenin amacı Artsakh'tan zorla yerinden edilen kişilerin yeni meslekler edinmesine, kendi ürünlerine sahip olma olanağına, kooperatif bağları kurma fırsatlarının genişletilmesine ve ayrıca yaratıcı, eğitici ve çalışma koşullarının yaratılmasına katkıda bulunmaktı. Tarihi Kültürel Koruma Alanı Müzeler ve Tarihi Çevre Koruma Servisi, Doğu Ermenistan'ın Vayotzor bölgesinde Haçkarların yeni bir hayata kavuştuğunu bildirdi. Vayotzor Tarihi Çevre Koruma Bölge Servisi çalışanlarının Gındevaz köyünde 13. 14. yüzyıldan kalma Haçkarları ekipmanlar yardımıyla yerleştirildiği kaydedildi. Açıklamada Gındevaz köyünün mezarlık arazisinde 13. 17. yüzyıllara tarihlenen bir eser bulundu. Mezarlık köyün kuzey kısmında Kutsal Asvazadin Kilisesi'nin 250 metre doğusunda yer alıyor. Burada düz ve masa şeklinde mezar taşları ve haçkarlar bulunuyor denildi. Ayrıca bölge servisi çalışanları Rint yerleşiminin kırsal kesiminde bulunan mezarlıkta yarısı yer altına gömülü haçkarları yerleştirdi. Düşen haçkarlar aynı yere dikildi. Paris'teki 33. Yaz Olimpiyat Oyunlarına Doğu Ermenistan'dan bir sporcu daha katılacak. Atlet Yervant Mıkırdıçan oyunlara katılma hakkını kazandı. Oyunlara bir aydan az süre kaldı. 26 Temmuz'da 4 yılda bir düzenlenen
ana spor etkinliğinin açılış töreni Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Şu ana kadar ülkemizin 14 sporcusu olimpiyat oyunlarına bilet aldığı biliniyor. Atıcı Elmira Karabetyan, jimnastikçiler Artur Davityan ve Hakan Davityan, güreşçiler Slavik Galisyan, Malhas Amoyan, Artur Aleksanyan, Arsen Harutyunyan, Vazgen Tevanyan. Halterciler Antranik Karapetyan, Garik Karapetyan, Varazat Lalayan. Boksör David Çaloyan ve yüzücüler Artur Barsekyan ile Varsenik Manuçaryan. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.